Yani bir joydan yemelsen her taraftan terib yeredim. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya gulam semmillah dediler. Ey bala. Birinci bismillahını eytip taam yegen. Çünkü bar da yaşı kap katta bazı bir aksakallarımız var, moysafitlerimiz. Çap kolu da çoğu iç var adı. Kanaat degen büyük bir hususiyetini yukatıp bar yapımız. Ahli ayarlarımız erinin topkeniğe kanaat kılışmıyordu. Az bolsa da halaldan, pakizeden bolsun, berekeli bolsun, erim topkeli yaptı. Erini topkende bereke var. Degen nakıldı, unut şey yaptı. Kaysidir bir illetini kapırsayın, der uşa sahana hemen senge taşlaydı. Biz ne için karaladın dedi. Hemen karalıyordukenimiz yok biz. Şu sahada illeti barlarına iti yapımız. Üstazını dedi bir törtte beştemiz, urrup, deb delesini çıkarıp, kanalize etseni kuduğa taşıp gittik dedi. 18 yaşar geçe kança kança barlar, dini ilmi buma geldiği, savatsız bu geldiği tüfeğiyle internette, matbuatta yani o sahte selefiler, vahabiler, vahakazaların davetlerini kurbanı geylenip gidiyor. Ben Namangan'da medresede okuyayım ben, Davud Khan Törem'den ders alayım ben diyordu. Abdülaziz Karada'dan Kur'an'da ötkezgen ben dedi. Şeyh Muhammed Sa'd Muhammed Yusuf Hazretleri'den ders alıp Fatih alıp kinçitirge gitken ben diyordu. Ha, bu adam üstazlık ahbogen de bu. Ne demek bu mesela çünkü üstazların yolu duyurmaydı. Birer cöyde Hazret, Şeyh Hazretler, Abdülaziz Karada ya ki Davud Khan Töreni hep bakan mastarsa bunlar diken yeşitken misinler? Yok. Ne demek için onda bulardım ya şagırtı ben de bir dava kılı yaptı. Min ilmi unvanı bulsun, aligahta ders verirdim, ondan yukarısa ders verirdim. Ozini dinini bilmegelliği tüfeğiyle henüz geçe insan meymundan yaratılırken deyip yürüptü meymun. Din bu oz namı bilen din. Dini ilmi yoklar, yaşı uluğ bolsaya bana şuna kadar savatsız boptura uğradı. Eğer Özbekistan'da 34 milyon ahalı var deyip şunu 94 faizin Müslümanlar deyip asak, hazır bana cuma günü de, Respublika boyunca cumaga cennem türgenlerin sana ne işledi boyluysiz? Neçe faizin teşkil etemiz? Sizlerin en yakşılarınız, ahiretini deyip dünyasını terk etmeyen ve dünyasını deyip ahiretini terk etmeyen insan. Şunun için biz demediğimiz, Rabbena atina fi dünya hasene. Ve fil ahireti hasene. Bak yine azabenler. Dünyanı hem unutmayımız. Ve dinimiz birinci orunda duradı. Mana şu şiarını müstehkem tutkan ata babalarımız dünyaya üstaz bakarlar. Şu derecede sindirip taşıdı ki Eskişehir'in merkezi de Bırarta o şey milletke mensup bir insan yok. Lekin bir işkanı açılıyordukken basın miat kireyli istiyip yazıp koyardı. Bismillahirrahmanirrahim. Azizler bugünkü cuma mavizemizin mavzusu ilimli yaşlar yurt geleceği namı aslıda buladı. Böyle sizler bu yeni aynen yaşlar yeledip atıldı. Ve sıhhat selamatçılık yeledip atıldı. Şunun için hem bu yıl devamıydı yani 21. yılda yaşlarının talim ve terbiyesine köprak itibar karatıladı. Ve bu öz ordada en mühim mavzulardan beri. Cüde hem kerekli bölgen mavzulardan beri. Çünkü her bir cemiyetini, halkını, yurtunu, millet ve illetini geleceği o şey halkını, milletini yaşlarına bağlı. Yaşları her tarafla doğru terbiyelense şu yurtun, milletin geleceği parlak buladı. Eğer yaşları doğru terbiyelene almasa, onların terbiyesine, yürüştürüşüne mesul bulgen şahsları biperva hem de lakaytlik kılsa, gelecekte elbette bunu, zararını, selbi akıbetlerini uzları hem köredi ve gelecekini mutlaka berbat ve fıskı fasadke tolup taşıge sebepçi bulup hagen buladı. Şunun için hem gelecekini oylegen halk, millet ilet daimi halette uzlarının yaşlarını, talim ve terbiyesini itibardan çette kaldırmaydı. Bizim dinimiz ise daimi halette gelecek sarı intiledigen din. Şariatımızın barcha ahkamları nefakat bugününü, belki kıyamet günü geçe buladigen her bir vaktini kamerab alıcı hukumlar mecmuasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ deyip merhamet kıladı. Ey iman getirgen bendeler! Evvela öz nefsleriniz ne? Ahli ayar, farzantü zürriyatlar ingizine,
cehennem alovidan himoya qilinglar. U cehennem alovining o'tqichi insonlar va toshlardan iboratdir deb marhamat qilgan. Xonadonning mas'ul shaxsi o'sha xonadonning otasi bo'ladi. O'zining turmush o'rtog'i va farzand zurriyotlari qaramog'i ostidagi hamma insonlarni cehennem alovidan asrashlik mas'uliyati uning zimmasida. Qanday asrash kerak? Ko'ksini cehennem alovga qalqon qilib qo'yadimi? Yoki ba'zi bir nodonlar bor-da, o'g'li qizi namoz o'qiyman desa, qizi ro'mol o'rayman desa, o'ramay qo'yaver, namoz o'qimay qo'yaver, men o'zim javob beraman deydi. Cehennemga tushish kerak bo'lsa, men cehennemga tushaman, lekin sen hozir shu ishni qilmaysan turasan deb manmanlikka boradigan ota-onalar ham yo'q emas. Bor. Bunaqa bilan bo'lmaydi. Ya'ni farzandim, qizim, o'g'lim seni o'rdinga men cehennemga tusha beraman. Sen bemalol yashab ol. Men aytganimdek, meni ko'nimga yoqadigandek hayot kechirasan sen. Deyishlik bu hech qachon cehennemga qalqon bo'lish emas bu. Bu o'zi bilan birgalikda farzand zurriyot ahli ayolini ham cehennemga olib kirish bo'ladi. Majburlab bo'ynidan tortib olib kirib ketish bo'ladi. Allohni o'zi asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahobi ikromlar so'ragan ekanlar. Bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, jahannamdan himoya qilinglar deyapti. Qandoq qilib himoya qilamiz desalar, o'zi zoti barakot aytdilarki, ularni Alloh yaxshi ko'radigan narsaga buyurasizlar, Alloh yomon ko'radigan narsadan qaytarasizlar dedilar. Imom ibn Marduvay rivoyat qilganlar. Mana azizlar, har bir erkak o'zini ahli ayolini va farzand zurriyotlarini jahannam alovidan himoya qilishini ko'rinishi Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsalarga buyuradi, Alloh taolo yomon ko'radigan narsalardan qaytaradi. O'zi jannat sari qadam bosadi, orqasidan qolganlarni ham jannatga yetaklaydi. Jannatga olib kirishlikka harakat qiladi. Natijasini esa Allohga havola qiladi inshaalloh. Alloh taolo harakatiga yarasha, niyati maqsadiga yarasha beradi. Umar ibn Abu Salama radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qaramoqlarida tarbiyalanayotgan yosh bola edim. Dasturxon atrofida taom yeyotgan bo'lsak, qo'lim u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Ya'ni bir joydan yemasdan har tarafdan terib yer edim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ya g'ulam, samillah" dedilar. "Ey bola, birinchi bismillohni aytib taom yegin." Ya'ni taom yeyotganingda bismillohni tark etmagin, albatta bismillohni aytgin dedilar. Va kul bi yaminika, o'ng qo'ling bilan yegin. Va kul mimma yalika, va o'zingni ro'parangdan, o'zingni oldingdan yegin deb ta'lim berdilar. Shundan keyin dedilar, mana shu narsa menga ta'lim dars bo'lib qoldiki, dasturxon atrofida qachon taomlanadigan bo'lsam, albatta bismillohni aytaman, albatta o'ng qo'l bilan taom yeyman va albatta o'zimni ro'paramdan oldimdan yeyishlikni odatga aylantirdim deyaptilar. Mana bittagina dars. Bitta darsning o'zida 3 ta madaniyatni, odobni, sunnatni ta'lim olib, umrbod shuni tark etmasdan o'rganib ketyaptilar. Har bir ota o'zini farzandiga shunaqa tarbiya berish kerak. Bir martada olmasa, 2 martada. Takror-takror, har kuni kerak bo'lsa, 3 mahal dasturxon atrofida o'tirsak, 3 mahal aytishdan erinmasligimiz kerak. Toki amal qilmaguncha. Amal qilgandan keyin ham butun vujudiga shuni singdiradigan holda takrorlab turishimiz kerak. Chunki bor-da yoshi kop-katta ba'zi bir oqsoqollarimiz bor, mo'ysafidlarimiz chap qo'lida choy ichvaradi. Yoki chap qo'lida bir narsani yeydi. Bir oz g'arb madaniyatiga berilganlarchi, chap qo'l deymasangiz madaniyatsizlik deb hisoblaydi. O'ng qo'liga pichoqni oladi, chap qo'lida haligi sanchqich kesadida chap qo'li bilan taom yeydi. Ha desa, g'arbliklar shunaqa madaniyati. Ko'rganda, filmlarda ko'rgan, kitoblarda o'qigan, matbuotlarda shuni o'rgangan, o'zini o'zbekligidan, musulmonligidan, sharq xalqi ekanligidan or nomus qiladigan xoinlar g'arbliklarga taqlid qilaroq chap qo'lda taom yeyishlikni madaniyat deb bilishadi va shuni tarqatadi. Ustozimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytib beruvdilar. Bir yigit Fransiyada hayot kechirar ekan, o'zbek yigit Fransiyaga ishlagani ketgan,
O çocuğu da anca mınca yıllar devamında yaşayıp kop gitken. Şu adam internette minge saval yazıptı dediler. Hazret, ben Özbekistan'da yaşayanımda dinimizin ne kadar paklık dini, ne kadar medeniyet dini ikerliğini bilmeseken ben. Fransa'ya gelip şunu kadirge ettim diye bir yazı yaptı dediler. Ve devamını etediler ki, Fransa'da bilesler, goya ki dünyanın sivilizasyon markazı Fransa. Goya hemen nersege o yerde ruhsat var. İnsan köylü ne mani tutsası şunu kılıverdi. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyen birinci karalaydıken karikatür akıllı geldi, şöyle bu çıkardı. Goya ki onlarda söz erkenliği var. Şimdi şu, dünyaya dağınlık etken medeniyetli halkını bitti, medeniyetini o şey Özbek yigiti Hazretleri yazı yapıyorken. Bir yerde tamamlanış, elbette bunda boynunu tekiye bitti, aklınırsan ilim alış, oturken de Allah'a oturuş, kaşık kayırdı, sançıkış kayırdı, bıçak kayırdı, küçükine sançıkış kayırdı, vahakazı vahakazı, idiş kayırdı durardı, hemmesi niçkıvat idiş buluş gerek, hemmesi joy joydu, nihayet de goyaki medeniyetli. Hele yigit eti yaptı ki, şuraya birge oturup, sekin karasam, şimdi hacı otanaka kırıp çıkıp yaptı, birer tas kolun yumu yaptı. Mene medeniyet. Onlar kolunu kaçan yuvadı bilesin mi? Koluge bir layımı tekip kasa, ya ki maşinlerde mayımı demedir, kara kara tekip kasa, kim kolunu yuvadı? Bu mesela uklap turgenden kendin kolunu yumaydı. Çünkü kolu abbağda mı? Karasa abbağ turup da, hiç neyse yok. Yumaydı kolunu. O şu özbek yiğit eti yaptıyken. Ula bilen suraş kim kemiği kaldı barıp. Çünkü kolunu bilip durup ben necaz. Hacı otanaki kırıp çıkı yaptı. Kolunu yumazsa yani kendim dastırhan atrafında oturup tamamlanı yaptı. Sekin uzunluğu alıp kaçtı başladım. Lekin hemkestlerim, rehberlerim. Umman çare tapalmadım şuraya bilen suraş meslekini. Birge tamamlan meslekini çaresini tapalmadım. Alal akıbet mecbur buldum on kolumunu sınıp kaldı latiye de deyip gipske uşatıp bağlap aldım. Şuraya bilen suraş meslek için değiller. Bundan sonrasında korunu kuradı, gipste durdu, göğüyaki elegede soruşmaydı. Şuna kadar çare tapıp kutuldum diye yazıptı. Ben azizler, medeniyetli halk, garplikler. Bizim için iki yaşar balamızın okulab turgenindeyken yüz kolunu yuvadı. Hatta ki sel akıllı zayıf bubkagen, nagranlarımızın yüz kolunu yuvmasından turp dersin tarafı oturmaydı. Akıllı zayıf bozuyum çünkü aklı yeterdi. Çünkü bizim kanımızda bu İslami medeniyet singip gitken. Bana şunu yani ananı devam ettirişimiz gerek, farzantlarına talim terbiyesini verişimiz gerek. Eldenip kamayla gene garbliklerin medeniyeti gel. Korkor ona taklit kılıp özlüğümüzü, milliliğimizi, medeniyetimizi, mumun Müslüman hikayeliğimizi unutup koymayalık. Kimge taklit kılıp, havas kılsak, kıyamet günü hem o şeylerden bu kalamıza bunu bilişimiz gerek. İkincisi farzantlar gemeyliyendi. Dastırın etrafındaki ahlak adab buladı genlerse. Bundan kengisi değil mi? Farzantlar ki asasen rastgoylikini, vadege vefa kılışını, amanatlarlık, ketteki hürmet, küçükki izzet ve mihru akıbetini talim veriş aynen ata analarını ve murabbilerini yani terbiyeçilerinin mesuliyeti. Men şu oranda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Doimiy holda farzandlarning tarbiyasi to'g'risida gapirilsa, ota-onalar asosiy mas'ul, ota-onalar asosiy javobgar va yutug'ini ham ota-onalar ko'radi. Agar salbiy bo'lsa, yomonligini ham ota-onalar ko'radi deb takrorlaymiz. Nimagadir murabbiylar, ya'ni tarbiyachilar bir chetda qolib ketaveradi, go'yoki ular mas'ul emasdek. Hozirgi kunda ota-onaga nisbatan tarbiyachilar ko'proq mas'ul. Chunki ota-onalar o'z farzandlarining tarbiyasiga ko'p ham qarashga vaqti bo'lmayapti. Er ham ishda, xotin ham ishda. Ilgari g'arbliklarda shunaqa bo'lar edi. Er xotin ishlamasa mutlaqo ro'zg'orini tebrata olmaydi. Hozir biz musulmonlarda ham shunaqa bo'lib qolyapti. Er xotin ishlamasa go'yoki ro'zg'or tebratilmayapti. Nimaga? Chunki qanoat degan buyuk bir xususiyatni yo'qotib boryapmiz. Ahli ayollarimiz erining topganiga qanoat qilishmayapti.
Az bolsa da halaldan, pakizadan bolsun, barakalı bolsun, erim topib kelyapti. Erini topganda baraka bor degan naqlni unutishyapti. Orzu havaslar iskanjasiga qurbon bo'lib, men ham ishlayman deb chet ellarga chiqib ketyapti ayollar. Farzandlarning tarbiyasi mutlaqo unutilyapti. Mana shunday paytda kim bo'ladi? Albatta, tarbiya beruvchilar mas'ul bo'ladi. Maktabgacha bo'lgan ta'lim va tarbiya maskanlari bo'lsin, yoki o'rta maktab bo'lsin, undan keyin litsey, kollejlar bo'lsin, yoki oliygohlar bo'lsin, dorul funundar bo'lsin. Qisqasi, bir inson necha yil talabalik qilayotgan bo'lsa, o'quv maskanida ustozning ro'parasida o'tirar ekan, o'sha ustoz uning o'sha paytdagi barcha xulq odobiga, ta'lim tarbiyasiga mas'ul. O'ylamasin, men matematikadan dars beryapman, matematikadan dars beraman bo'ldi. U buni qolgan narsasi bilan meni ishim yo'q demasin. Musulmonmi? Javob beradi baribir. Men kimyo fanidan dars beryapman, uni axloq odobi bilan nima ishim bor demasin. Hozir tarbiyachilar shunaqa bo'lib qoldi. Shuning uchun nima bo'lyapti? Maktabga alohida odobnoma darslari kiritilyapti. Ha, o'zi bizning hamma darsimiz odobnomada. Qur'on odobnoma, hadis odobnoma, tafsir odobnoma, fiqh odobnoma, tasavvuf odobnoma. Qaysi biri odobdan tashqari bizning dinimizda? Har qanday ma'lumotni o'qisangiz, axloqiy odobga, ta'lim va tarbiyaga da'vat qiladi. Unga alohida odobnoma darsini nima keragi bor ekan? Chunki ta'lim tizimi buzilganligidan, odobsizlik ko'payib rivojlanib ketganligidan odobnoma degan darsni alohida kiritilyapti. Ming afsuski, odobnomadan dars berayotganlarning ko'pini o'zini odobi yo'qdi. Kechasi rosa bo'kib ichgan, erta bilan 8 da kelyapti, otam odobnomadan dars beradi. Og'zi sassi yotibdi. Parishta tugul shayton ham unga yaqinlashmaydi. Yoki tanaffusga chiqadi-da burustib, tutatib, mo'ri qilib papirosini chakadi-da kirib keyin odobnomadan dars beradi. Uni ko'rgan o'quvchi yoki talaba undan odob oladimi? Shuning uchun tarbiyalovchining o'zi avval tarbiyalangan bo'lish kerak. Tarbiyalovchi qanday bo'lsa, tarbiyalanuvchi ham xuddi shunday bo'ladi. Avval ko'pgina tarbiyalovchilarni o'zini tarbiyalashimizga to'g'ri keladi. Shu o'rinda bir narsani aytib ketay, yana murabbiylar, tarbiyachilarni hammasi bizni qoralayapti deb e'tiborga olishmasin. Gap o'zining egasini topadi. Hozir xalq shunaqa bo'lib qolganda, qaysidir bir illatni gapirsang, darro o'sha sohani hammasi senga tashlaydi. Biz nima uchun qoralading deydi. Va hammani qoralayotganimiz yo'q biz. Shu sohada illati borlarini aytyapmiz. Jon fido qiladigan murabbiylar bor, alhamdulillah. Izzati hurmatda doim shogirdlarini kaftida ular. Shogirdlari ko'tarib yuradi. 40 yildan keyin ham ustozim deb borib uyini ziyorat qilib duosini oladi. Ammo shunday murabbiylar borki, qo'sh tirnoq ichidagi Allohning o'zi asrasin. Bir kun bir yigit aytib beryapti. Oliygohda o'qib bitirgandan keyin deydi, diplomlarni olib olgandan keyin ustozni deydi bir 4 ta 5 tamiz urib, dab dalasini chiqarib, kanalizatsiyani quduqqa tashlab ketdik deydi. Kim hayron bo'lib, shunaqa bir beodob bo'lasizlarmi? Nima qilganlaring bu? Yillar davomida sizlarga ta'lim bersa-yu, tarbiya bersa-yu, vaqtida darsga kirib o'rgatsa-yu bir narsani, sizlar bitirib shahodatnomani olib olgandan keyin shundoq qilasizlarmi desam, "Ya qoraqa o'shunga loyiqdi" dedi. Nimaga desam, "Chunki pora olmagungacha baho qo'yib yurmasin" dedi. Bir kursi 20 ta talaba bo'lsak, shuni kamida bir 5 tasi faqat 5 ga o'qiydi dedi. To'liq 5 bahosi. Qolganlari 4, 3, 2 ga o'qiydiganlari ham bor. Lekin o'sha 5 ga o'qiydiganga ham baho qo'yib bermaydi. To' o'sha kursdagi bir ta sardor hammadan pul yig'ib chiqadi-da, ustozga bermagungacha zachotkaga baho qo'yilmaydi deydi. Majburmiz deydi. Zo'r o'qisak ham o'sha pulni beramiz deydi. O'qimasak ham shu pulni beramiz deydi.
mutlaka okumaydıgan bilen, toluk okuyduğun bir hıl size çötkeye baha koydur işte deydi. Hiç kendi farkı yok deydi. Hemen canı getirdikken deydi. Bütür valdugu uşakını urup kenazesine tıkıp gitti deydi. Bana terbiyeçi, bana murabbi, bana ustaz. Nemeni eksen şunu orasan da. Allah'ını aldı da hali okan diye cevap verirdi o. Kenar hazretçilerine çüşüp etkeni, debdelesi çıkıp, onun için keffarat bul olmaydı. Hal Allah'ın huzuru da, eğer o şey talebelerine 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl ders vergen olsa, o şey için yıl için cevap verirdi. Hal oktuğu için neçe yıldan beri o şey çok işli yaptı. Neçe minlap talebeler onun koruda kuduşun diye bu bitirip etken. Onun için cevap verirdi hala. Kanda bu terbiyeçileri, o şagirdlerine rastgeylikini, vaadige vefa kılışını, ya ki amanatlarlıkını örgütlerdi. Bunların koruyan terbiye alıp çıkartken yaşlar kim buladı ertege? Bitirip şehadet namazını aldı. Şu yigitlerini, uşa kızlarını kâmede 50 faizi buzuladı. Uşa cüde bazı birler uktuç bu kalette, bana o üstazını, kılığını tekrarlaştı, başlaydı. Uyan uktuçu ders beri yaptı. Oktuvçuların maaşı azrağı o. Goya ki yetmeydin. Makalada talebelerden Zerçotkeke baha koyuşu için üstazı müştaka kılardı. Biz gelmiş ötken hani pul yok ile deydi. Pul yok masayız, torluk beşki okuyken bu sayızın bitti saval birerdi yıktı. Başka çaresi yok. Çünkü o bilerdi de oktuvçu ki o. Kayısı nazik coyingizden üşlep sizin imtihanına yıktı bilerdi. Hıyanet kılarak sizin yıktı. Mecbursuz pul birersiz. Para vermeseyiz, öte almayısız. Şu oranda saval toğladı. Para beri uçu hem, alı uçu hem günahkar mı? Yok. Bu oranda alı uçu günahkar, beri uçu günahkar bu meydan. Çünkü beri uçular mazlum. Talebe beçaralar mazlum. Ben o vahşi üstaz, parakor, haramkor üstaz, talebelerini, okuçularını mecburla para verişke örgütü yaptı. Ular mecbur para verir. Başka çaresi yok. Bu mesela baha alamaydı, şehadet namanı alamaydı. Şunca yıl okuyanı bekar getirdi. Zarureten para belgeliği için günahkar bulmaydı. Ama onu alıyorken bari balacakası şunu yediri yaptı. Ailesinin nefakasını uçta bile ada eti yaptı. Bu hem bir murabbi deyendi. Böyle sizler farzantlarını terbiyesi itibarını en yukarı çukkısı kırrası bu onlarını her taraflama ilimli marifetli kılıp terbiyeler. İlm-i marifet degende elbette oz ozdan köz aldığımız gibi dini yani uhravi ilimler ve dünyavi ilimler kilerdi. Kayerini kursak elbette dini terbiye yakşı, lakin dünyavi ilm-i marifetini evvel alış gerek. Kinsa kinsekin o 18 yaşlarında aşkenden ekinem dini ilimini asa bol uğradı degen ki hep terkatilerdi. 18 yaşar geçe kança kança varlar dini ilmi buma geldiği, savatsız bu geldiği tüfeğiyle internette, matbuatta yani o sahte selefiler, vahabiler ve hakazaların davetlerini kurbanı geylenip gidiyordu. Şunun için ata analar ve murabbiler bunda şagirdlerini, ferzent-i zürriyatlarını ilmi manifetli kimden alıyordu? Hayırdan alıyordu. Kanaka yönelişte gidiyordu, itibar veriş gerek. Bir yaxshi yurgan farzand internetga kiradi, 3 ta 4 ta ma'ruzani eshitadi da, kimnikini ali man etilgan ma'ruzalarni eshitadi. Yoki do'sti tashab beradi, mana buni bir eshitgin deydi. Kechagina bir yigit keldi, telefonida bitta ma'ruzani qo'yib beryapti. Saudiya Arabistonidan turib bir vatan xoini o'zbek ismi sharifini endi to'liq bila olmadik. Xoinlik shu darajadagi xoinlik. Toshkentdan turib bitta savol beryapti ekan. Hozir nomini aytmayman, falonchi masjidni men emas lekin. Toshkentdagi falonchi mashhur bir masjidni imomining orqasida iqtido qilib namoz o'qisa bo'lami deb savol bersa, u Saudiyadan turgan vatan xoini, vatan purush javobini qarang. U odam sopi u tariqatda yuradi. Uni kufr shirk gaplari nihoyatda ko'p. Uning orqasida iqtido qilib bo'lmaydi. Mabodo iqtido qilgan bo'lsalaring namozlarni boshqatdan o'qib boringlar deyapti.
Mana şer'iy dini ilim yok bo'lganligi uchun 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz shuni gapini olyapti-da hozir. Endi uni qarang. Haligi shu gaplarni olayotganlar o'sha masjidning yonida tirikchilik qilib mushkambarlar sotar ekan. Misvaklar sotar ekan, do'ppilar sotar ekan. O'sha masjidning oldida tirikchilik qiladi. Lekin shu masjidning imomiga xizo qilmaydi. İmam kelib qolsa xizo qilmas ekan, noiblari bo'lsa xizo qilar ekan. Mana mantiqni qarang-da. İlimsizlik, savodsizlik shu darajada bo'lyapti. Agar shu farzandlar ota-onasi yoshligidan ta'lim tarbiya berayotgan paytida avval bilasizlar, nihoyatda zo'r bir tadbir bor edi, uslub bor edi ta'limni. Robbing kim? Alloh. Payg'ambaring kim? Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Dining nima? Islom. Kitobing nima? Qur'on. Mazhabing nima? Hanafi mazhabi. Qaysi tariqatdasan? Naqshbandiydaman. E'tiqodda kimsan? Maturidiyaman. Qirotda kimsan? Osim qirotidaman. Millating nima? Ibrohim alayhissalom millati. Deb o'rgatilar edi. Farzandlarga yod qilib yuborardi shu narsa. Endi unga kelib bitta hamtasi mazhab bid'at, mazhab bo'lmagan narsa desa, u aytadi, "Yo" deydi. "Menga dodam o'rgatganlar" deydi. "Men Hanafi mazhabidaman" deydi. "Bunaqa sapsatay menga gapirma" deydi. Ammo mana shu ta'lim tarbiya, shu uslub yo'q bo'lib ketganligida nima bo'lyapti hozir? O'zini, hattoki otasini nikohini o'qigan domla yoki onasini janozasini o'qigan domla orqasidan xitoqsang namoz bo'lmaydi deb ta'lim bersa, bir Saudiyaga qochib ketgan vatan purush o'shani gapiga kirib, hozir shu domlaning orqasidan xito qilmayapti, namoz o'qimayapti. Uni shirkiy, kufriy gaplari ko'p ekan. U domlaning musulmon ekanligida shubha bor ekan. Imom xatib, shunga aziz vatandoshlarim, shunga ishonyapmizmi endi? Shunday pointlar, soyintar gaplar boshqasini aytmayman. Uni agar boshqa yana gaplarni aytsam, ilon post tashlaydi uni gapiga. Ming afsuski, shuni ham 2000 dan ortiq kanalida a'zosi bor ekan. Ya'ni besunnat a'zolar bor-da. Besunnatlar mazhabi ularniki. O'shanga ergashib ketyapti. Yana og'zidan bol tomib, biz ahli sunnamiz. O'zbekiston imomlari ahli sunna emas ular. Ahli sunnadan chiqib ketgan deb dod solyapti. Ahli sunna bo'lsa, ahli sunna e'tiqodida nima deyilgan? Bir insonning 99 ta fe'li, harakati kufrga dalolat qilib, bittagina harakati islomga dalolat qilsa, shuni musulmon deymiz biz. Kofir deya olmaymiz. Bularchi 99 ta harakati islomga dalolat qilib, mihrobda imom bo'lib, dars berib, ustozlik qilib tursa-yu, bitta harakati ularga yoqmaganligi uchun, o'zi kufr emas, ularga yoqmayapti. Nimaga? Chunki tariqatni maqtab qo'yibdi-da. Tariqatni maqtasa bular nima deyapti? Bitta so'zi uchun bunda kufrni alomati bor, bunda shirkni alomati bor, buni orqasidan xato qilib bo'lmaydi deyapti. Mana yoshlarimizni ta'lim tarbiyasi qayoqqa qarab ketyapti. Shuning uchun ilojini boricha, oy otalar, onalar, farzandlaringizga diniy tarbiyani beringlar. O'rgatish kerak. Ertaga dod deb qolamiz. O'zini ota-onasiga qarshi chiqyapti, bemazhablikka o'tib olib. Vatan xoinlarining ma'ruzalarini eshitib olib. Vatan xoini desa yana achchig'i chiqadi. Vatan xoini bo'lmasang, o'zga yurtga borib olib, o'zingni millatingni, vatandoshingni, yurtdoshingni, mamlakatingni qoralaysanmi? Sho'rinda sizga bir narsani aytib o'taman. Terminal degan bir film bor. Ko'pchilik ko'rgan. O'sha filmni bir 10 daqiqalik joyini men ham ko'rib guvoh bo'lib qolganman. Menga ta'sir qilgan joyi, aeroportga kirgan terminaldan o'tyapti, hujjati yo'q, qolib ketyapti o'sha joyda. Aeroportdan chiqib ham keta olmaydi, o'zining yurtiga uchib ham keta olmaydi. Aeroportda ichida yashab yuribdi. Hujjatiligi noqulay bo'lganligi uchun. Yashab yuribdi o'sha joyda. Oradan bir necha kunlar o'tyapti, hech qayerga keta olmaydi. Oxiri nima deyapti o'sha aeroportni? O'sha aeroport qaysi mamlakatda bo'lsa, endi uni nomini aytib o'tirmayman. Aeroportning kattalari kelib haligini sekin qo'yniga qo'l solyapti. Senga deyapti, hamma hujjatni qilib beramiz. Samolyotda uchib o'zingning mamlakatingga borib olishingga ruxsat ham beramiz. Xohlasang biz mamlakatda ham yashaysan, seni uy joy bilan ta'minlaymiz, hamma narsa bilan ta'minlaymiz. Desaligi yaxshi, yaxshi, xo'p, buni evaziga nima talab qilasan desa, o'zingni vataningni qoralab berasan deyapti. O'zingni yurtingni qoralab bersang bo'ldi. Bizdan siyosiy boshpana so'rab, yurtingni qoralab berasan, shuni evaziga biz hamma narsani ta'minlab beramiz deyapti.
Haligi musulmon bo'lmagan odam, "Yo", dedi, "men rozi emasman", dedi. "Men yurtimni ham olmayman", dedi. Halbuki onun yurtida urush bo'lib turgan edi. Yurtini sotmadi. Shunaqangi qiyin ahvolda aeroportda yashab yuribdi, lekin yurtini sotmayapti. Bizdikilarchi barvorib siyosiy boshpana so'rab, nafaqat yurtini, o'zini, otasini, onasini ham sotyapti-da. Dars bergan ustozini ham sotyapti. Sotqinni qarang, men Namanganda madrasada o'qiganman, Davudxon to'ramdan dars olganman, deyapti. Abdulaziz Qoridadan Qur'onni o'tkazganman, deydi. Shayx Muhammad Sod Muhammad Yusuf hazratlaridan dars olib, Fotiha olib kin chetiga ketganman, deyapti. Ha, bu odam ustozlik oq bo'lganda bu. Nimaga bo'lmasa shuncha ustozlarini yo'lida yurmaydi? Davudxon to'ram mutlaqo tariqatchi bo'lganlar. Sofi inson bo'lganlar Davudxon to'ram, rahmatullohi alayh. Yaqinda vafot etdilar. Abdulaziz Qoridadamizchi nihoyatda tariqatchi, hofizun Qur'on, minglab qorilarni yetishtirib chiqargan tirik Qur'on bo'lganlar, 100 yoshdan o'tib vafot etdilar. Shayx Muhammad Sod Muhammad Yusuf hazratlarichi sofi bo'lganlar, tariqatchi bo'lganlar. Shulardan dars olib nima uchun buni gapiryapti? O'zini obro'sini oshirish uchun, O'zbekiston xalqining ishonchiga kirib olish uchun men shulardan dars olganman, deyapti-da. Umuman bularni fatvosiga qarshi fatvo beryapti. Biror joyda Hazrat Shayx Hazratlar Abdulaziz Qorida yoki Davudxon To'rani paypoqqa mos tortsa bo'ladi degan eshitganmisizlar? Yo'q. Qon satorat sinmaydi degan eshitganmisizlar? Yo'q. Alloh osmonda degan e'tiqodni tarqatganini eshitganmisizlar? Yo'q. Nima uchun unda bularni men shogirdaman deb da'vo qilyapti? O'zini obro'sini oshirish uchun. Mana u bechora samimiy qorako'z o'zbeklarimizning ishonchiga kirish uchun shunaqa da'vo qilyapti. Aslida o'sha ustozlarga oq bo'lgan odam. Men falonchining shogirdiman deb turib ustozga qarshi kurashadimi? Marhum Hoji Hindistoniy Mavloviy hazratlaridan ham bir qancha shogirdlar shunaqa bo'lib, ustoz hazratga oq bo'lib ketgan edi. Ya'ni Hindistoniy domlaga oq bo'lib ketgan. Ta'limni olib yetishib olgandan keyin go'yoki o'zini ustozidan boshqa yo'lga o'tib olganda ustozini qoralay boshlagan, ustoziga qarshi fatvo bera boshlagan nomaqbul, nonko'r shogirdlari bo'lgan Hoji Hindistoniy domlarni ham rahmatullohi alayhi. Mana bularni vatan xoini deyiladi, millat xoini bular. Bular ustoziga oq bo'lgan insonlar deyiladi. Har qancha dars bersin, o'shaligicha qolaveradi baribir. Bu diniy tarbiyadan biroz yiroq bo'lganlarni, illatlari, xatolari mana shunaqa yo'lga o'tib qolishi. Shuning uchun biz aytamizki, diniy tarbiya bo'lish kerak. Diniy tarbiya bo'lmasa, ta'lim bo'lmasa, mana shunaqa adashish bo'laveradi. Endi bunga dunyoviy misollarni keltiraman. Diniy tarbiyasi mutlaqo yo'q. Ustoz, katta bir murabbiy, oliygohlardan bittasi dars beradi. Ana shu odam bir kun dars beryapti ekan, shogirdlariga aytyaptiki, hali hanuzgacha bor ekan odam maymundan yaratilgan degan Darwin nazariyasi. Dars berayotsa talabalar, "Ustoz, endi qo'ying, endi uyat endi. Bu endi qolib ketdi, ana davrlar davri tuzumida. Endi uyat endi. Haligacha ham odam maymundan yaratilgan deb dars o'taverasmi?" desa, "Jim o'tir sen. Men senga ilmiy gapni gapiryapman. U sen diniy gapni gapiryapsan", debdi. Ana mantiq. Oliygohda dars beradigan falon 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 ilmiy unvoni bor bo'lgan murabbiyni gapini qarang. Odam tuproqdan yaratilgan degan gap diniy gap ekan, bu ilmiy gap emas ekan. Ilmiy gap esa ilmiy gap. Odam maymundan yaratilganligi ekan. Bu nima degani bu? Din bilan ilm ayrı narsa degani. Din bilan ilm bir-biriga xuddi suv bilan olovga o'xshagan narsa degani bu. Bu dinni oyoq osti qilish degani bu. Halbuki dinning birinchi oyati Iqro deb nozil bo'lgan. O'qi deb nozil bo'lgan. Nimaga dinimizga bunaqa dog' tushiryapti bular? Chunki savodsiz. Ming ilmiy unvoni bo'lsin, oliygohda dars beradimi, undan yuqorisida dars beradimi, o'zini dinini bilmaganligi tufayli hanuzgacha inson maymundan yaratilgan deb yuribdi maymun. O'zini gapiraversin, lekin bizni gapirmasin unaqa deb. O'zi ma'lum, o'zi gapidan ma'lum kim ekanligi. Yana bittasi dinini bilmaydigan odam arab tilini bilar ekan, u ham juda katta endi allomai zamon u bu va hokazo va hokazo nomi chiqib ketgan. Bir men ham shu dinga xizmat qilayin deb Qur'oni Karimni 15 porasini
tercüme kıptı. Yani o adam ki vefat etip kaptı, kaga 15 parası ki ulgurma yaptı da, hayriyetim ulgurma gereken, 15 parasının yani takdimatı böyle yaptıyken, takdimatta hemen çıkıp eleği şagirdleri çıkıp ustazını maktab, o bu kulüp Kur'an'da tercüme kıldı, onu da kıldı, bunu da kıldı deyip, bitti şagirde çıkıptı da, ustazını maktayımen deyip, onu sırrını açıp koyuptu bir çare. Kavun çürüp koyuptu yani. Savatsız da o beraber oza. Ne deyipti? Ustazımız bana şu Kur'an-ı Kerim'de tercüme kılıyordukken peyti de, keçesi yük kündüzü şu kitaptan başını kurtarmazsan yazar ediler. Bir gün yanına gelsem, içi vakana kelle mesb olup durdu, keyifteler. Ustaz ne kıldı izlesem, yaman o Kur'an'da şu tercüme kılıp şuna kendi kıyınırken ki sıkılıp gitkenimle içmesem bu mu yaptı? Deyip gah gah da içip durardılar. Şu dakika tercüme kılıp bu maşınakı maşakkat bu mihnet deyip maktab kaptı. Bana dini terbiyeni bilmegeliği için Arap dilini bilerdi degeni, dinini bilerdi degeni yemez de. Mesela Rus dilini bilersiniz, lakin Nasrani dinini bilmezsiniz o. Arap dilini bil de degeni, dinini bil de degeni yemez. Din, bu öz namı bilen din bu. Dini ilmi yoklar, yaşı uluğ borsaya bana şuna kadar savatsız boptura uğradı. Bittes eyti yaptı, min aynı karşı körgen, min tebaharını körgen bir atahanımız vefat etti yaptı, iltimas şu ahir günü kılarda tuttu, bir bardağın sap koyun diye yaptı. 80'ını aşken yaşı. Bar atahan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu eytin deseyiz bilmeymen diye yaptı. Cim durdu. Eyt olmay yaptı. Nemege? Çünkü ürgetilmegen de. Huda yok deyip talim agen ular. Uliyatken peyti hem kelimege kimi yaptı tile. Biz kakarap kiti yapmaz o zaman. Hatta uliyatken peyti de hem kelimen eyt olmasa. Şunun için dinimizi örgenişimiz gerek. Eğer dinimizi örgenmezsek ahval çatak. Ahval nihayette yaman. Özümüzü, ilimsizliğimiz, sabahsızlığımızı yaşırıp dinge karşı kureş edigen bu kalamız. Okup örgenip yakşı Müslüman buluştu örneğin Müslümanlar yaman korup kalamız da hadise bizi karali yaptı diye işte başlaydı. O azizim biz sizi karali yatkenimiz yok. Sizi cennetke yetekli yapmış. Cennetke davat kili yapmış. Sizi karalaştan bizge fayda yok. Çünkü size Müslüman mı deyken siz, Müslüman siz elhamdülillah. Lekin o şey Müslümançılıkını örgenin yahar. Henüz nefes kirip çıkıp durgenirken Müslümançılıkta örgeniş gerek. Hala hem keçemez. Gargara haratıge kegendi, yine de eyt olmaydı beraber. Ben azizler ta'lim. Ben o şey dini ilmi buma geldi ki tüfeyli. Ne böyle yaptı? Aleyhi evvelem eyti ütkenimiz dek. Karbabadan tileklerini tilep oturttu da. Bir ayol geldi, oğlu bir çare kattık, ruhi kesellikle düşer bop kaptı. Hemen şifakörü kursatı boptu. Şimdi hem koru uzun eken, kayır geç olsa yeter eken. Hemen kursatı boptu, hiç kendi dava yok. Oturttu bana, hiç sen düşünmeyin. Anası gelseyken bu ferzantiyse hakika bir dua kıldıyız mı desem, yok dua kılıştı bilmiyim ben diye. Ya siz ne için dedim, 50'den açtım diye. Neme ki dua kılıştı bilmiyorsan, biz de işimiz şuna kadar diye. Biz işimiz şu. Nahat ki insanın işi dua kılıştan tozsa. Kanı kıyışırken o zaman dua kılıştan tozsa dedi. O zaman ferzantın hakkı dua kılarmıyorken ananı ana diye buladı mı? Şu ana ne bana terbiye verirdi ferzantıya? Meyli dünyavi ilimlerini biler, parançı, pistançı, ilmi, unvanı erişer. Lek uriyatken peydi de kelime-i şehadetin eyti olmaydı. Adam meymundan peyda bugün deyip yürür adı. Şunun için azizler, yine tekrar ettiğimiz ki ilm-i marifetini örgeniş gerek. İmam-ı Suyuti rahmetullahi aleyh özlerine El-Cami As-Sagir kitapları da kuyuda geçek getirgen ekerler. خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس sizlerin eng yaxshingiz bu dunyosini deb oxiratini tark etib qo'ymagan
ve ahiretini deyip dünyasını terk etip koymayanınızdır deyiptiler. Adamlarga maral keltirmeyin deyiptiler yine. Hazır ahalimizin köpü dünyasını deyip ahiretini terk etip koyuyordu da. Eğer Uzbekistan'da 34 milyon ahali var deyip şunu 94% Müslümanlar deyip asak. Hazır bana cuma günü de. Respublika boyunca cumaga cennetin türgelleri insanı ne istedi böyleysiz? Neçe faizini teşkil etmemiz? Eyti bu muydu? Üyelik kites etseyiz. Nemege biz dünyamızı edip ahiretimizi terk etip koyuyabımız? İmam-ı Suyuti dedik zat ayet ve hadislerden alıp hikmetli sözlerde eyti yaptılar. Sizler en yakşılarınız ahiretini deyip dünyasını terk etmegen ve dünyasını deyip ahiretini terk etmegen insan. Şunun için biz ne diyemiz? Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene. Bakine azabenler. Dünyanı hem unutmayımız. Ve dinimiz birinci orunda duradı. Mana şu şiarını müstehkem tutken ata babalarımız dünyaya üstaz bakarlar. Kaçan ki şu şiar unutuldu. Goya ki din dünyanın terakkiyatı için zarar veredigen narsa deyip düşündürüldü. Gaya tarkatıldı. Mumun Müslümanlar sekiz dininden yüze görüşünü başladı. Neticede ne oldu? Biz karam bulup kaldık. Hudasızlardın kol aslında müstemlekeye eğlendik. Onların gayesi şu derecede sindirildi ki, özümüzün hakiki vatan himayetçileri, millet kahramanı bulgenlerini basmaçlar deyip örgendik. 14. yanvar inşallah vatan himayetçileri günü. Vatan himayetçileri günü keliyotken varsayım, hayranmada oynayı cihanda ne kadar? Meli Gibson'ın Şer-i Yurah diyen filmi koyuluştu başlanadı. Ne kadar şatlan diyen himaye kılgen, Şer-i Yurah, milli kahraman, hakiki vatan kahramanı, millet kahramanı yu, bizim vatanımızı, milletimizi himaye kılgen atababalarımız basmaçı buluş gerek. Asıl basmaçılarla karşı kuruşken millet kahramanları, Madamın Bey Korbaşı, Ergeş Bey Korbaşı, Ergeş Korbaşı, Dükçe İşan ve hakaza ve hakazalar basmaçı yu, bizgi hudasızlıkını talim verip, müstemleke kılıp, hatta telimizden hem ayırgenler, bizgi medeniyetini alıp gelen insanlar mı? Onlar kahraman mı? Şu derecede sindirip taşıdı ki, Eskişehir'in merkezi de, birarta, o şey milletken mensup bir insan yok. Lekin bir işkana açılıyordukken basın, mi'at kireyli istiyor yazıp koyardı. Şu mu? Vatanıge, dinige, tilige, milletige bugün itibar, muhabbet. Vatan himayeçileri kunu 14. yanvar azizler. Vatanı kim himaye kıladı? Arı var, namusu var, imanı, itikadı var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ben kutile dune ehlihi fehuve şehidun degeller. Kim ehli ayalını himaye kılıyatıp öldürülse uşa şehid degeller. Mene bu makamını düşüngenler himaye kıladı. Kagerler için, yahu basıp ise, sekin darvazanı açıp yerlerdi. Uşa Kızıl İmperiye'ye açıp yerlerdi Kabe. Hadise bizge farkı yok, bizge kayıs tarafta yaşı yaşasak, uşa yaşıp kötü uğramız deydi. Ha şunu mi atkiri listemezsen, biz iş başladık deyip koysa bu muydu mu? Şu derece diyem tilini yaman kuradı mı bir millet? Şu derece diyem uzun ana tilini yerge uğradı mı? Ahir ana tilimiz devlet tili ku. Min şunlarını hain deyip bilemem. Devletimizge nispeten hain bular. Çünkü devlet tilige bipsent kariyaptı. Ana tilige laqayt, ana tilige, devlet tilige laqayt bugün insan dinige hem, milletige hem, şariyetige hem laqayt buladı. Eskişehir'in ortasında eşiğe open diye yazıp koyuptu. O şey iş başta geldiğinde 30 yıl bugün mesela 30 yıldan beri bitti İngiliz kemegen. Lekin open diye yazıp koyardı. Mene milletige muhabbeti. Mene vatan, hakiki vatanperverler diyendi bular. Azizler 14. yanvar bilen mübarekbat etmen. Vatan himayetçilerini Allah Ta'ala hemelerini hifzi himayesi asırasın. Hemmemiz vatan himayetçimiz. Çünkü ailemiz vatan. Kim ozun ailesi için can fıdakları himaye kılsa şu hakiki vatanperver. Aynı ses vatanımız sarhatlarda turgen, çigarlarda turgen, askerlerimiz, zabıtlarımız Allah Ta'ala hifzi himayesi asırasın. Onlar daima sergek tursun. Onlar sergek tursa, iman itikad bilen tursa, işanç bilen tursa, kuvvet bilen tursa biz bemalol ibadet kılamız. Biz bemalol
keçəsi aram alıp dem alamız. Aks halda Allah'ın oza sırasın. Bu tinçlik büyük bir nimet, bunu kadir yeteylik. Allah Teala akıbatlarımızı hayırlı kılsın. Yaşlarımızı geleceğin parlak kılsın. Canacan vatanımızı samavi, arazi, bala, afat, külfetlerden vazi, hifzi, himayesi asırasın. Vatan himayacıları künü, hadımları, rehberler ve şünge sahat bolgenler, şünge tekişli bolgenlerine hemelerini Allah Teala hifzi, himayesi asırab. Berçelerge tenis katlik, tinç amarlik, hatır cemlik, asaçtalik, ailevi, bahti, saadet ata ailesin. Ve sallallahu teala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike yerhamer rahmet.